Can feda, sevmeyene elveda. Hayırlı zamanlar. Ya artık karanlıktır, cırttır, cırttır istemiyorum. Ses problemini de bağırarak çözeceğiz. Merhaba 66.600 kişilik aşiretim ailem. Bugün korku hikayeleri okuyacağız. Ve ben korkmayacağıma %100 eminim. Çünkü canım ablam bana köyden, hacı hoca efendiler de, Cüneyt efendi. Tövbe Rabbim. Bana muska yaptırmış. Ben bu aralar biraz şeyim de. Ben bunu buraya asacağım. Bütün video boyunca. Korku videosu. Siz bu muskayı gördüğünüzde bilin ki ben korku mukbang çekiyorum. Rabbime bin şükür. Koruma kalkanı açıldı. Bu saatten sonra ben düşünmeyeceğim. Bu saatten sonra kimin düşüneceğini hepimiz biliyoruz. Neyse ben şimdi önce bu videoda paranormal olaylar, korku videoları, cinler, cinler falan. Ama önce benim kendi yaşadığımdan bahsetmek istiyorum. Şizanel evinde. Sushi aldım. Sonra dürüm aldım. Hani çok kararsız kaldım. Şimdi Şizan bizden uzakta oturuyor. Hatta bazen şehir olarak bile uzakta oturuyor. Bir tane de onlara gittim, tamam mı? Şehir değiştirdim yani. Nasıl bir cesaret. Korku videosu buymuş. Şehir değiştirmek nasıl bir cesaret. Nereye gittim, tamam mı? Çikolata da gerçekten ben çikolatayı şey seviyorum. Böyle lavaş emiyor ya her şeyi, böyle ezilmiş halini. Lapa halini. Sonra uyuyacağım, tamam mı? Sizden de kendi yatağını bana verdi. O salonda yatacak ya da annesi, beni ilgilendim yoksa. Ben efendiler gibi yatakta yatacağım. Sonra ben mantıklı değilmiş. Böyle kalsın. Sana demiştim ama. Ben şey gibi yapacaktım. Böyle somon brutoları böyle batırıyorlar ya böyle. O dürümler gibi yapacaktım. Tamam üzülme. Karşı alırım ben sana. Bir sonrakine öyle yaparız. Olur mu? Ha. Uyuyorum şimdi. Böyle besmele çeken bir şey var, tamam mı? Böyle sanki biri besmele çekiyor, tamam mı? Sanki böyle yaşlı teyzeler dua eder ya, bilirsiniz. Abi dedim ne alaka ya dedim. Ama dedim ki uyku serseme. Yatakta ters döndüm, bir ne göreyim. Sizlerin yatağın yanında koltuk var. Teyze bana bakıyor, besmele çekiyor. Bana bakıyor, zikir çekiyor yani böyle. Ya dedim ay bir de uyku sersemeyim ya. Dedim salak dedim, kendi kendine ayar görüyorsundur. Döndüm arkama. Devam ediyorum arkamı dönüp yatmaya. Sonra sizlerin annesi geldi hani. Üf. Her yer pis oldu. Ben de pis kız oldum. Sos. İşte Zeynep annesi geldi böyle. Hani eve misafir geldim ama uyuyorum ya. Görmek için beni odaya girdi falan. Ben onu hissettim ama uyuduğum için annesi zaten beni uyandırmadı. Bir şey olmadı yani. Ben de annesi gelip gidince kapı sesine böyle dedim ki yerimi de yadırgadım, bir tur daha döneyim. Aşı Zeynep'in odasının karşısına aynı. Yatağın karşısında böyle çaprazında. Yatakta da ne göreyim? O teyzenin yanında bir çocuk ayakta durmuş. Bana bakıyor aynadan. Ya sen kim köpeğimsin? Uyuyorum ben, bir kork. Ama şeyden korkuyorum ya. Bana bir şey olmayacağına o kadar eminim ki. Gerçekten. Aynadan korkarken de bir şey diyor. Bu arada sizden seslerim duymuyor. Korkarken de bir şey diyor. Sizden sen bu odada mı kalıyorsun? Sen mi kalıyorsun bu odada? Kalma bu odada. Hani çünkü bir kere bana baktılar. Gülümsediler. Teyze zaten başımda besmele çekiyor. Bu kötüye hayır olan, yoramam yani bunu, anladın mı? Bir bana dua ediyor. Bu nasıl kötüye yorabilirim ki? Ama çocuğu görünce, mesela teyze bana bakıyor ama teyzeyle hiç göz göze gelmedi. Ama çocukla göz göze gelince ben korktum çünkü gülümsemem. Neyse şimdi Şizen sizin hikayeleri anlatacak. Başlıyorum. Ben bir gün arkadaşlarla dışarıda kahve içmeye çıktım ve sohbet esnasında mistik şeylerden vesaire bahsettik. Ben de anneannemin, anneannesi 8 yıl önce vefat etmiş, gerçekten bir melek olduğunu düşündüğümü ve her zaman benimle olduğunu hissettiğini söylemiştim. Eskiden hep otlarla şifa verilmiş. Anneannesi büyücü. Evet. Evet dedim yanlışlıkla. Neyse işte biz bayağı sohbet ettik vesaire. Ben tramvaya bindim. Sonra karşımda da dümdüz bembeyaz saçlı bir yaşlı kadın duruyordu. Bana hep bakıyordu. Ben bakmamaya çalışsam da gözüm kayıyordu ve ne zaman ona kaysa gözüm bana baktığını görüyordum. Neyse işte geldiğimiz durakta inenler oldu.
Ve kadın yanıma geldi. Biraz bekledi. Sonra omzuma dokundu ve bir şeyler dedi. Ben kulaklık takıyordum ve pardon anlayamadım, bir şey mi dediniz falan dedim. O da kuzum dikkat et, hava bozdu. Bugün havada grilik var. Enerjisi kötü. Dikkat et kendine. Ama şeye bak, kadın şey. Kaçak gelinler Almila. Kuzum dikkat et. Dinçer şey, aşkım kapışmak gelmiş yanına. Nasıl dedim bunu? Ben de gülümsedim. Tamam teyzeciğim dedim. Sonra ben tramvaydan indim ve bu kadının dediklerini düşünürken bir yandan da karşıya geçiyordum. O sırada tramvay hareket etmeye başlamış. Üzerime doğru geliyor. Sonra sanki biri beni arkadan itmiş gibi ben ileri yola düştüm ve herkes yanıma geldi. Etrafımda çember oluştu. Yüzüm falan kanıyordu. Sonra o çemberin dışındaki kaldırımda o kadını gördüm ve kadın bana gülümsüyordu. Sonra gözünü kırpmamla yok olması bir oldu. İlginç olan şu ki bana anneannem de hep kuzum derdi. Ben şuna inanıyorum. Bence sevdiklerimiz bizi koruyor. Ben hayatımdan hiçbir sevdiğimi kaybetmedim Rabbime şükür. Hatta da kaybetmek de istemiyorum. En büyük korkum da onların benden önce gitmesi. Ama bence ya bilmiyorum, bana hep o his var. Böyle mesela çok sevdiğim birini kaybetsem bile sanki böyle yanımdaymış gibi yani. Ben kendim de öyle düşünüyorum. Ben gitsem bile ruhum sanki burada böyle bir yardımcı olacakmış gibi. Bence nenesi de kuzusunun şey olmasını istemedi. Trafik kazasında kurban gitmesini istemedi. Ha daha hava soğuk olunca bile yanına geldi. Demek ne kadar çok seviyorsa. Bu hikaye güzel. Ben korkmazdım böyle bir şeyden. Ama bazen cinler, periler sevdiklerimizin kılığına giriyormuş. Böyle sırnaşıyorlarmış. Onlara dikkat edin. Onların sevdiklerinizin sizin aranızda olan soruları sorun. Bilmiyorlarsa kaçayım. Bundan takribi 7 sene önce falan akşam vakti kardeşimin evde yalnızız. Ben kendi odamdayım, o da kendi odasında. Benim odam koridorun başındaki oda, onunki ise sondaki oda. İkimiz de kapısı açık bir şeylerle uğraşıyoruz. Ben ses duyuyorum böyle fısıltı fısıltı biri konuşuyormuş gibi. Ama anlamıyorum ne dediğini. Sonra kardeşimin yanına gidiyorum. Ne kendi kendine konuşuyorum. Deli misin diye boşluğuma geldi, okudum onu. Deli misin diye. O da diyor ki ben de sen konuşuyorsun sandım. Sen nereden geldin? Hala hiçbir fikrimiz yok. Ama eminim yanlış duymadığıma. Abi bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben de bazen öyle birileri sanki bana derinden sesli. Sanki böyle birileri bana sesleniyor. Sanki birileri var böyle arkamda. Gibi hissediyorum. Sen de diyorum ki yanımdakilere niye bana seslendiniz? Ona da böyle bir şekilde kitabına koyuyorum. Biz mi sana sesleneceğiz? Ama bazen insan hisseder bu arada gerçekten. Mesela kardeşiyle emin ama kardeş. Olduğundan hala. Mesela benden sürecine girmiş. Sen götüreceğiz seni hocaya. Üniversite yurdunda kalırken doğum günü kutluyorduk. Sonra muhabbet koyulaştı. O da arkadaşım küçükken evin içinde tabakların düştüğünü, evde hayvan beslememelerine rağmen evin içinde hayvanlar gördüğünü anlattı. 4 kişilik oda bu arada. Ben üst katta, o alt katta kalıyordu. Neyse o gece ben Kur'an okuyup başucuma koydum, uyudum. Gece o beni rüyasında ayaklarım ters ona doğru bağırırken görmüş. Ben de onu gördüm rüyamda. Yurtta herkes tuhaftı falan. Şu an anlatırken bir garip oldum. Daha önce hiç böyle konular açmadık yaşananlardan sonra. Bak şimdi. Ben cin olsam tövbe aşağı. Hani öyle bir şeyler olsa şey derim, oğlum derim. Bu insanlar bizim ters ayaklardan anlıyor. Bizim bunu ama değiştiremiyorlar mı acaba sizden? Mesela şey gibi hani onların tercihi mi ters ayaklı olmak? Mesela değiştirebiliyorlar mı? Mesela bana pilatesleri bazen gidip geliyor ya. Artık denk gelirse sorarsın zevk aldığın için. Hayır cin olsam derim abi derim bak derim. Yapmayın bunu da günah yazmış şuna. Derim ki abi değiştirelim yani, anladın mı? Bunlar bizi artık tanıyorlar. Yani artık bizden korkmuyorlar ya da biz olduğumuzu hemen anlıyorlar. Çünkü onlar insanlarla arkadaşlık etmeyi seviyorlarmış ya. Arkadaşları rolünde, anneleri rolünde falan. Eğer ayağa baktığında anlarsın. O Rabbim. Ben bir de hiç kimsenin ayağına bakmam. Yemin ediyorum ayağım. Başar dost başa düşman ayağa bakarmış. 2-3 yıl arkadaş oluyormuşum. En sonunda şu kalk ayakkabı markar ne? Gel boşa. Neyse yani gel. Ama bu arada yurtta da akıyor gidiyor cin hikayeleri ha. Nasıl akıyor gidiyor yurtta? Üniversitede yurtta kaldığım zaman yaşadığım bir olay bu. Bana küçüklüğümden beri babaannem hep gece duşa girme der. Bu arada gece girmeye devam ediyorum. Bu arada gerçekten benim annem falan da hep der gece duşa girmeyin. Size ne derdiniz var? Tırnak kesmeyin. Yatakta yemek yemeyin.
Yatakta yemek yemeyin, ayakta yemek yemeyin. Ya bir de anne söyleyince insanın bunu daha da yapısı geliyor yani. Daha da gece giresi geliyor. Devam ki. Bir gün okul gezisi sonrası gece yurda dönmem gerekiyor. Ama tüm oda arkadaşlarım eve olan başka bir arkadaşlarımız da kalmaya gidecekler. Benim de ertesi günü sabah erken otobüsüm var. Yurdun önünden geçiyor. Geçmesem bile eşyalarım yurtta. Her türlü gitmem gerekiyor anlayacağınız. Tek kalmakla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Aslında yurt odamı zaten en fazla ne kadar korkabilirsin ki? Sadece 2 gün önce korku filmi izleyip etkisinde kalmıştım. Onun için tek sıkıntı oydu. Neyse yurda geldim. Eşyalarımı toplayıp en son duşa girdim. Saati hatırlamıyorum bile. O kadar geç bir zaman olmuş. Girdim, duşumu aldım. Üstümü giyindikten sonra banyoya sarığımı almak için girdim ve beni kocaman çamurlu erkek ayak izleri karşıladı. O an şok geçirdim. Bu hep var mıydı? Yani olmuş. Ya hep nasıl olabilir ya? Kaykaya erkek sinek girmiyor. Kız bizim kaykada bir tane arkadaş bayıldı. Erkek çalışan vardı görevde. Kaldırabilir misiniz dedik. Bize dedi biliyor musun? Benim kızlara konuşmam, temas etmem yasak. Kız böyle ayak oyun bayılmış. Bana böyle biz 5 kişi taşıdık. O erkek başına taşırdı. Bir de diyor ki olabilir. Olabilir ablam. Yani olma ihtimali yok. Banyo odanın içinde zaten. Aha. Kendi kendimi sorgulamaya başladım. Varsa bile nasıl fark etmem, neyse dedim. Kendi kendime saat geç fark etmemişim falan diyorum. Sabah olunca güvenliğe sorarım, tesisatçı falan mı girdi odaya. Ha, olabilir bu arada. Kızıyordu zaten, erkek birinin ne işi var? Tam tarağı alacağım zaman gidere takıldı gözüm. Giderin etrafı hep saçlarla dolu. Ben kıvırcık ve sarı saçlıyım. Senin gibi. Benim olma ihtimalim yok. Ve ve çıkarken temizleyip çıktığıma eminim. Daha kötüsü çalı parçaları ve kuru ekmekler var. O an zaten tarağı alıp odadan fırladım. Güvenlikteki ablanın yanına koştum. Geldi baktı. O da şoklar içinde. Beni sakinleştirmeye çalışıyor olabilir. Gider tıkanmış olabilir. Sonuçta kız yurdu. Ablama bak be gider. Canım hiç ayetel kürsü falan okumuyoruz. Tesisatçı arıyoruz. Biz bu sorunu çözeceğiz. Bizim hep yol geçen ana. Diyorum hadi onlar tamam da kuru ekmeğin ne işi var? Bu ayak izleri ne? Bilmiyorum. Selamünaleyküm. Ne var? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne yapıyor? İyisiniz. İyi, sen iyiyim. Kıra kendim de. Yanında da koltuk moltuk yok mu yanında? Kapattı mısınız? Kapattı, ne yapacağız? Diyorum hadi onlar tamam da kuru ekmeğin ne işi var? Bu ayak izleri ne? Bilmiyorum deyip yüzüme bakıyor. O da korkmuş olacak ki eşyalarını al yanıma in dedi. Otobüsün gelmesine 3 saat falan var zaten. O gün öyle geçti. Otobüse bindim, evime gittim. Ama bir saniye olsun aklımdan çıkmıyor. Müthiş. Sonra eve gidince annem hamile olduğu için o dönem hiçbir şey anlatamadım kimseye. Hiç yaşanmamış gibi unutmaya çalıştım. Ta ki geri dönmemden bir sonraki güne kadar. Gün boyunca hazırlık yaptım. Eşyalarımı falan hazırla derken geceye kaldı yine benim duş olayı. Akıllanmaz sıfır. Kendi kendime saçmalama bir şey olmaz. Gir hemen çık falan diyorum. Sizin bugün gelen kimse olmazdı değil mi Şiran? Kanka yemin ediyorum bize bayramda hiç kimse gelmiyor genelde. Çok az insan geliyor. Hızlı oku, hızlı biz bitireceğiz. Biz bugün dayanacağız, bitireceğiz. Kendi kendime saçmalama bir şey olmaz, hemen geri çık diyorum. Anneme düşen... Cinler bile şu an gülüyor bize. Ya odadaki o kadar cinler... Ciddiye onlar... hiç olmadı, farkında mısın? Zaten normalde de korkmuyordum ki, hadi devam et, neyse. Korkma. Muskan yok dedim, videoyu çekmedik ya. Olabilir, olabilir. Ne var? Anneme duşa gireceğim ben ama saat biraz geç, rahatsız oldum, beni bekler misin dedim. Tamam ben duş yapıyorum, gir duşa dedi. Kapıyı bile kilitlemeden girdim. Nasıl hızlı duş almaya çalışıyorum anlatamam. O sırada saçlarımdan şampuan ve gözlerim köpüklü, açamıyorum. Bir anda ışık kapanıp açıldı, görmüyorum ama hissediyorum bir şey olduğunu. İçimden dua okumaya başladım. Su döktüm, gözümü açtım, bir şey yok. Saçlarımı tararken hemen yan tarafımda aynalı banyo dolabı var. Bir anda gözüm oraya takıldı, kilitlenip kaldım resmen. Gözlerimi kapatıyorum. Ben bile saçlarımı tarıyorum. Ama aynadan bakınca saçlarım yukarıya doğru taranıyor. Ve saç benim değil. Böyle.
Tarağı nasıl hareket ettirsem ayna da aynı şekilde yansıyor. Bir anda aynadaki tarağı kilitlendim ve tarağı tutan el benim elim değildi. Nasıl çığlık atıp banyodan dışarı çıktığımı hatırlamıyorum. Evdeki herkes uyandı ve beni sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Ertesi günü biletimi iptal edip gitmedim. O günden sonra boynumdan hiç çıkarmadığım duam var. Sonrasında çok şükür hiçbir şey olmadı. Bütün aşiretim bu kızı dualarımıza dahil ediyoruz. Yani o akıllanmamış, gece duş almaya devam ediyor ama biz onu dualarımıza dahil edeceğiz ve onu kurtaracağız. Başka çözüm yok. Ve ben arkadaşlar hep gece duş alırım. Yani çoğunlukla. Ya da işe gitmeden önce böyle sabah 6-7, 6-5 gibi alırım. Bu saatten sonra alırım yani. Bu saatten sonra var ya, zaten normalde de duşa girerken dua okuyup giriyordum ben. Hı-hı. Çünkü bu dabbede mabbede hamam sahnelerinde aşık oluyorlar falan diyorlar ya, bana da aşık olabilirler. Güzelim çünkü. Ve ben gerçekten okuyup giriyordum. Şimdi var ya hayatta... Ne okuyor? Ayetel Kürsü okuyup giriyorum. Şimdi var ya 777 kere okuyup... Şey yap, giysilerini de mesela tamamen çıkarmadan önce Bismillahirrahmanirrahim. Ben sana onu yazıveririm. Ay yaşamak ne zor ya. Ay ya. Bak Hristiyanların hiç böyle şey... hiç böyle şey yok Müslümanlar. Bak ottan boktan korkuyoruz ya. Delikan ye. Onların felaknası yok başlarına bir şey gelirse. İşe geldiğini gör. Bir şeyden çıkarma yapıyorlar, o da kutsal suyla. Devam. Ayşiren, benim kuzenim gece vakti mangal kulü ile oynamış. 18 yaşındaydı zaten, cinler ezandan sonra. 18 yaşında. Zaten cinler ezandan sonra küllerde olurmuş gece. Neyse bu kıza bir cin girdi. Tövbe, köyde yaşıyorlar bir de. Babasını sürekli annesini uçurumdan aşağı atarken, bıçaklarken görüyormuş rüyasında da değil ha. Normal uyanıkken sürekli değişik sesler çıkarıyordu. Hocalarla kurtardık. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin çocuğunun başına böyle bir şey gelse tanıdığın hoca var mı? Allah korusun. Yok. Var. Benim tanıdığım hoca var mı? Hayır, güçlü hocalardan bahsediyor. Bir de başka. Benim yok. Ben Osman Hoca'nın çok güçlü olduğuna inanıyorum. Ya Can Yılmaz'ından bahsediyor. Ha böyle büyü bozancı yapan hocalar var ya. Benim zerre tanıdığım yok. Bak annemin var. Bizim şu anda herkesin var. Bir tane. Tanıdığım diğer bütün büyük nenelerde, dedelerde de var bir tane hoca hocacı. Abi biz hiç tanımıyoruz abi. Bizim neslin çocuklarına cin bulaşsa biz kaldık. Bizim nesil kaldı yani, anladın mı? Ama diğer nesil ne kadar şanslıyız ya, annelerimiz babalarım. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz mangalda hep böyle şey yaparız. Ben bu hikayeyi ilk okuduğumda şey de düşündüm bak. Biz mangalı hep akşam yapıyoruz ya. Ya bok olduysa bizim haberimiz yoksa. Vallahi ya bir şey olduysa bizim haberimiz yoksa. Annem var ya, bizim evde de mangalı annem yapar. Hadi baba, bu saatten sonra sen yapacak. Ve bu arada gerçekten cinler periler hep şey diyormuş yani, böyle sevdiklerini öldür falan diyorlar. Kız, bir tane film vardı, dizi vardı. Kıza hep şey diyorlardı hani, öldür. Kız en son dayanıp kendi intihar ediyordu. Ne üzücü hayatlar var. Bilmiyorum, ben hiç korku filmi izlemiyorum. Ben bir de bizim evde yaşadığımız bir olayı anlatmak istiyorum ve videoyu kapatacağım. Bir gün böyle lise 1-2'de mi neyim falan. Şuradayım bak, tamam mı? O gün de çok fal mı baktım, ne yaptım bilmiyorum. O fal heveslerimin olduğu dönemler. Yatağımda yatıyorum. Abi kapıyı açtım. Bizim şey, kapıdan girdiğiniz an, o bizim eve girdiğiniz anda böyle salon gibi bir şey var. Böyle iş eşya yok. Hani diğer odalara girmek için kullanıyoruz. öyle bir alan. Tuvalet ve banyo yanında, tamam mı? Ben dedim ki yatak odasını açtım, tuvalete gideceğim. Abi sen beyaz elbiseli bir tane küçük kız bana bak. Dedim tövbe Rabbim, dedim bu kim çocuğu? Ama insan aklı Kürt olunca ve çok kalabalık olunca şey de düşünüyor. Yine bir akraba geldi, ben tanımıyorum herhalde. Sonra neyse dedim. Ben yaklaşıkça bana yaklaşıyor, gülümsüyor, tamam mı? Ben de korktum, kapattım. Bunu kapıyı kapattım. Sonra bekledim bir yarım saat falan, sonra tekrar açtım. Yine gülümsüyor. Bir de şeytan gibi gülümsüyor. Ya o kadar güzel bir kız çocuğunun o kadar çirkin gülümsemesi, oradan anlamam lazımdı, yemin ediyorum sana. Sonra anne diye seslendim. Bizim yok, bizimkiler yok. Tamam mı? Sonra ışığı kapattım, dedim ki kapatıp açayım gider. Bana bak, kapatıp açayım gider. Bir de şey bekliyorum ondan, bir ses bekliyorum. Yani ben şunun kızıyım, buyum muyum? Hiçbir şey yok, tamam mı? Sonra ışığı kapattım, açtım. Burak'ta bir kız çocuğu. Sonra da var ya, kapıyı bir kapatıştım. Abi nasıl? Diyeceğim. Abi okumak hiç aklınıza gelmiyor mu? Ben dua bilmiyorum ki.
Bilmiyorum. Ne bakıyorsun öyle bilmiyorum. Serap Naz öğreteyim ben sana. Benim tek bildiğim dua ayetel kürsü. Ben hep ömür boyu onunla devam edeceğim. Ben mesela hiç yüz olarak görmedim. Varlığını mı hissediyorsun? Şey oldu, hayır. Bak bir gün ilk defa teheccüd namazı kıldım. Evet. Teheccüd namazını kıldım. Yattım. Uyudum. Uyandım kanka gece, tamam mı? Arkamda biri var gibi hissettim. Arkamı dönmeye çalıştım. Dönemiyorum. Anne! Neyse ben dönmeye çalıştım. Zorluyorum bayağı kendimi. Böyle solumun üstüne yatmışım tam. Uyandığımda solumun üstüne yatıyordum. Sonra arkamdan bir ses bana dedi ki, arkanda biri mi var canım? Canımız. Ben ama direkt hiçbir şey yapmadım. Başladım okumaya. Nasıl okudum? Ama iyi aklına gelmiş bu arada okuma. Ben de, ama direkt başladım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Hafız gibi. Nasıl okudum? Felak okudum. Hani kelime-i şehadet getirmeye çalışıyorum. Ama diyorum kalıyorum. Gerisini asla getiremiyorum. En son ben artık baktım. Hani okudum. Hani ağzımla okuyamıyorum. İçimden okumaya çalışıyorum. Ama asla konuşamıyorum. En son böyle içimden falan Yasin'e başladım. Yasin. Evet, gerçekten başladım. Okumaya başladım Yasin'e. Sonra bir anda o geçti ama kendimi, annem falan uyanmış. Annem uyanmış, diyor ki seni döndürmeye çalışıyorum. Dönmüyorsun, kas kat olmuşsun dedi. Korktum. Ondan sonra mesela 2-3 gün boyunca sol omuzum çok fazla acıdı. Mesela o kadar çok zorlamışım ki kendimi. Yani çok korkunç. Yatıyorum, tamam mı arkadaşlar? Bizim evde de odada 2 yatak var, ablamla benim. Annem de istediği yerde ona kimse şey yapmıyor, tamam mı? Yer yatağına sermiş, uyuyacak orada. Abi ben normalde hep yüzüstü yatarım. Hatta şöyle yatarım. İnsanlar bana der ki hani nasıl ölmüyorsun, tamam mı? Hani gerçekten böyle yatıyorum. O gün ne olduysa ben sırt üstü yat. Yat. Ki ben sırt üstü yatmamayı nereden biliyorum? Tepki Koleyi'nin bir tane cinli videosunu izlemiştim. Orada bir hoca demişti ki sırt üstü yatanlara daha çok bulaşıyorlar. Abi ben o bilgiyi koy bu kafaya. Bir daha hiç sırt üstü yatma. Tamam mı? O gün de ne olduysa sırt üstü yatmışım. Abi bir baktım, açtım, tamam mı, bizim kapı. Babam geldi zannettim. Çok siyah bir gölge vardı, tamam. Ben de babam geldi zannettim. Hani bakıyorum ama şeye bakıyorum böyle. Hani gözümü kısıp yatıyorum ama kalkmadım. Gözümü kısıp bakıyorum böyle, babam mı falan mı diye, tamam mı? Hatta şey diyorum içimden, ya misafir geldi bizim odaya mı girdi az önceki gibi. Yani bizim çünkü o evde saygı diye bir şey yok. Dedim ki bakıyorum onu diyorum falan. Değil. Misafir falan değil, tamam mı? Sonra adam bana bakıyor, anneme bakıyor, Huri'ye bakıyor. Bir de benim üzerime, tamam mı? Ay sanki benim dudaklarımı yapıştırmışlar. Sana, asla açamıyorsun sana değil mi? Sana yemin ediyorum. Yapamadım bak. Ya dudam ve hareket de edemedim. Sonra dedim ulan dedim, bu karabasan dedikleri şey bu mu lan acaba dedim. Bir de adam bana bakıyor ya. Hani benim ondan korktuğumu da anladı. Ya adam olduğunu düşünüyorum ben. Kadın diye düşünmüyorum. Bana bak. Ama gerçekten adam hissi verdi. Benimki adamdı bence. Canım dedi. Benimki bana çok erkek hissi verdi, tamam mı? Böyle baktım falan, böyle boğulacak gibi oldum. Ve bana baktı, geldi, korktuğumu da anladı. Ve anneme falan bakıyor. Hani çünkü benim aklımda o anda şey, bence içimizden geçeni de okuyor. Benim aklımda o an kendim geçmiyordu, tamam mı? Hep şey diye düşünüyordum. Anlıyorum, annem Nuri de burada diyorum. Ay onlara da bir şey olacak Rabbim diyorum. Niye olacak? Ben annemi tamamen unutmuşum. Sen iyi aklına gelmiş. Aha, ben full gözücüyle onlara bakmaya çalışıyorum. Dönemiyorum zaten, ben içimden anne diye çığlıklar atıyorum. Uyandım, anneme diyorum ki, diyorum sen beni bu kadar mı seviyorsun ya dedim. El kız mıyım ben, sana çığlıklar atıyorum. Annem böyle yapıyor. Sen diyor bir kere bile kıpırdamadan uyudun. Hiç kıpırdamadan uyumuşum ama ben... İçeride çığlıklar, feryat figan. Evet ben... evet ama ağzından tek bir kelime bile çıkmıyor değil mi? Ve ben ne zaman uyandım biliyor musun? Hiç dua muva etmedim çünkü aklıma gelmedi, yalan söylemeyeceğim şimdi. Adam böyle benim üzerimden gitti. Ben aldığımı sıçtım zaten korkudan. Benim üzerimden gitti. Annem de Huri'ye baktı. Onların üzerine doğru gidecekti. Sen kimsin diye bir kalkışım var. Böyle kalktım, zaten ter içinde kalktım. Böyle nefes nefese kalktım. Sanki koşmuşum. O zaman annemi uyandırdım zaten. Dedim annem size de geldi mi, ne oldu? Ben şey oldum en sonunda. O kadar böyle ama sürekli bak, belki minimum bana göre saatlerce çabaladım, anladın mı ben? Bence de. Hani öyle birkaç dakikalık veya saniyelik bir şey. Ben saatlerce eşirdi diye
Hani bir kelime işareti getiriyorum. Ben en son dedim ki tamam. Hani sen gidiyorsun. Bir kelime işareti de edemedin. Öyle gidiyorsun. Gidiyorum. Ama dedim ben gideceğim. Dedim bir anda uyandım. Rabbim yardımcı oldu. Ama benim aklıma hiç okumak gelmedi. Ben içimden okuyorum zaten dıştan. Mümkünatı yok. Kelime işaret bile getiremedim. Ama bence anlayıp mutlu oluyorlar biliyor musun? Hani gidiyor, yapamıyor hiçbir şey. Ama bence ben var ya, benden sonra annemlere gidecekti bence o. Ben onu engelledim. Hepsini bir uyandırdım. Oo, ortalığın anasını ağlattım. Bu arada yani şeyden de çok etkilendim. Bak, dedim ki bak kendi kendime psikoloji yapıyorum. Dedim ki demek ki bak sana ölsen şilan dedim. Zerre takmayacaksın kendine. Ama dedim senin o anana babana bir şey olunca, anana babana bir şey yapmaya çalışınca insanlar sen nasıl kalktın? Peki sana hiç böyle rüyanda yardım edildiği falan oldu mu? Bana hep ederler. Benim rüya... Mesela şimdi hep kötü yönlerini anlatıyoruz ya. Mesela elbet ki iyi rüyalarda olmuştur mesela. Ben sana şunu söyleyeyim. Bak benim rüyalarım çıkar. Gerçekten çıkar. Ve ben mesela bir olayı yaşıyoruz ya. Mesela ben rüyalarımı hatırlamam. Ama bir olayı yaşadığımızda şey diyorum. Siktir ben bunu yaşadım. Siktir. Bak dejavu değil bu. Kelimesi kelimesine biliyorum. Ve mesela bir müşterinin dediği bir şeyle ya da bir arkadaşımın söylediği bir kelimeyle o anların hepsi böyle aklıma geliyor. Diyorum ki siktir ben bunu yaşadım. Diyorum ki sonra ben ne yaptım? Hani sonra ne yaptım acaba diyorum, anladın mı? Hani devamı ne? Hatırlamaya çalışıyorum ve hatırlayınca o gün benden mutlusu yok. Çünkü olayı çözüyorum. Yani benim rüyalarım çıkar. Eğer ortamda varsa hissederim. Ve hissetmem mesela görmek değildir. O kalp, bilmem, gözüm açık. O yüzden fallarımda mesela çıkıyor. Yoksa faldaki ha ördek görmüşüm, ha muz görmüşüm, ha çiçek görmüşüm. Boynuz bağ mıydı? Ha onları görmüşüm. Hiçbir şey anlamıyorum ki. Sadece içimden geçeni söylüyorum yani. Evet. Ama bu arada benim üzerimde çok büyük bir nazar var. Çünkü benim aldığım her bardak kırılıyor. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Yani o iş yerine okuyan gözlülerin arasına daha kaç tane bardak koyacağım? Ya en ucuz bardak 35 lira olmuş. İş arkadaşlarım. Lütfen. Seviyorum. Bunu nasıl editleyeceğimi de hiç bilmiyorum. Kanalımı takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Hadi. Korkunaydı. Hadi et yapalım.